Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kabrin üzerine oturmanın yasaklanmasını ki hadis-i şerifle arz etmek istiyorum. İlk hadis-i şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Le en yeclise ehadukum ala cemretin fetuhrika siyabehu fetehlusa ila cildihi hayrun lehu min en yeclise ala kabrin. Sadaka Resulullah. Sizden biriniz bir kabrin üzerine oturacağına elbisesini tutuşturacak, yakıcılığı deriden geçip içine işleyecek derecede kızgın bir kor üzerine otursun daha iyidir buyuruyor. Müslim cenaze 96 Noğlu Hadis-i Şerif'ten. Diğer Hadis-i Şerif'i Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir'in radıyallahu anhu kale. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En yücessesel kabru ve en yuk'ada aleyhi ve en yubna aleyhi sadaka karasulun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabrin kireçle sıvanmasını, üzerine oturulmasını ve bina yapılmasını yasakladı. Müslim Cenayiz 94 Noğlu Hadis-i Şerif. Rabbim imanla kabre girmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, inananlara nasip eylesin. Kabrin yerini belli etmek için makul ölçüde bir yükseklik vermek uygun olsa da üzerine duvar örüp küçük bir ev haline dönüştürmek ve bu tür yapıları kireçle, boyayla boyamak uygun görülmemiştir. Bununla beraber alimler, vefat eden hak dostları, meşayih ve büyük alimlerin kabirlerini ziyaret edenlerin istirahati için türbe ve kümbet gibi yapılara cevaz vermişlerdir. Rabbim rızasından ayırmasın. Amel sandıkçamızı dolu bir şekilde salih amellerle ahirete intikal etmemizi, vefat etmemizi, imanla kabre girmemizi bütün müminlere, bütün inananlara, bütün sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.